Merhaba arkadaşlar, ben Hanifi Hoca. Yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuz arkadaşlar, TYT zor mu olacak, kolay mı olacak? 2020 TYT tahminlerinden bahsedeceğiz. Onun öncesinden 2019 TYT sorularını yorumlayacağız. Hangi konulardan, hangi derslerden, hangi sorular kaçar tane çıkmış, bunlara tek tek bakacağız. Ve son olarak arkadaşlar 2020 TYT tahmininde bulunacağız. Sizin de bildiğiniz gibi TYT'ye yaklaşık olarak 6 ay var. 2020 TYT'ye hazırlanan arkadaşlar için söylüyorum. Şimdiye kadar TYT konularını bitirmiş olmanız gerekiyor. Hiç değilse arkadaşlar TYT konularını bitirmediyseniz dahi TYT problemlere gelmiş, problemleri yarılamış olmanız gerekiyor. TYT biter mi? TYT bitmez arkadaşlar. Dolayısıyla problemleri bitirdikten sonra mutlaka AYT çalışmaya başlayın. AYT olmadan YKS'nin hiçbir anlamı yok. Sadece 2 yıllık bölümleri tercih edecekseniz TYT olabilir. Ama 4 yıllık bölümleri tercih edecekseniz AYT çok önemli. Dolayısıyla TYT ve AYT'yi birlikte bitirmeniz lazım. Yani ben Mart'a kadar TYT çalışayım, ondan sonra AYT çalışayım diye bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla TYT'yi bir an önce bitirin. TYT bitmiyorsa bile AYT'ye yavaştan başlayın. Hatta yavaştan değil, AYT'ye girin arkadaşlar. Şimdi TYT tahminlerinden önce arkadaşlar, TYT 135 dakika ve 120 sorudan oluşuyor. 40 tane matematik, 40 tane Türkçe, 20 fen, 20 sosyal bilgilerden olmak üzere 120 tane de soru var. Her soruya yaklaşık olarak arkadaşlar 1,1 dakika düşüyor. Yani bu da çok kötü tabii ki. TYT'de hız çok önemli. TYT'de anladığınızı anlamak çok önemli. Okuduğunuzu anlamak çok önemli. Ve TYT'de dikkatli olmak çok önemli arkadaşlar. TYT'de en büyük problemimiz zaman problemi. Bunu çözen, hızlı olan, okuduğunu iyi anlayan ve dikkatli olan TYT'de kesinlikle başarılı olacaktır. Şimdi TYT tahminlerine geçelim arkadaşlar. 2019 Türkçe'ye baktığımız zaman 2019 TYT'nin en zor dersi Türkçe sorularıydı. Türkçe soruları şıkları birbirine çok yakın ve soruların uzunluğunu kendiniz görebilirsiniz. Sorular çok uzun sorulardan oluşuyordu. Özellikle şıkların birbirine çok yakın olması TYT öğrencilerini, 2019 TYT öğrencilerini çok zorladı. Türkçe sorularından zaman yettirenler, yani Türkçe sorularını çözebilenler, zaman kazanabilenler çok azdı. Birçok öğrenci Türkçe sorularında zaman kaybetti. Paragrafların çok uzun olması ve şıkların birbirine çok yakın olması TYT öğrencilerinin Türkçe'de kabusu oldu. Dolayısıyla bu çok önemli. Demek ki TYT'de Türkçe çok önemli. Soruların görebiliyorsunuz ne kadar uzun olduğunu ve şıkların arkadaşlar birbirine çok yakın olduğunu çözünce göreceksiniz. Sorular birbirine çok yakın ve uzun paragraflardan oluşuyordu. TYT öğrencileri 40 soruyu belki 60 dakikada, belki en iyi 50 dakikada filan çözdü. Dolayısıyla Türkçeyi bitirebilenler matematiğe geçtiler. 2019'u yorumladığımız zaman, 2019 TYT'yi yorumladığımız zaman Türkçenin zor olduğunu, gerçekten zor olduğunu söyleyebilirim. Sosyal arkadaşlar, sosyal yapılabilirdi. Tarih basitti, coğrafya bilgiye dayanıyordu. Din kültürü ise arkadaşlar bildiğiniz gibi din her sene zor oluyor zaten. Felsefe yapılabilirdi. Matematiğe geçtiğimiz zaman arkadaşlar TYT matematiği gerçekten çok kolay sorulardan oluşuyor. Yani TYT'nin zor olduğunu söylemiyoruz. TYT gerçekten kolay. TYT'de önemli olan hız, önemli olan zamanı iyi kullanmak ve önemli olan dikkatli olmak. Matematik öğretmeni olduğum için matematik sorularına tek tek bakabiliriz birkaç tanesine. Su problemi arkadaşlar, şişe problemi, yani rasyonel sayılarla ilgili bir soru. Bu soru yapılabilen basit bir soruydu. Dikkatli olursanız arkadaşlar yapacaksınız.
İkinci soru üslü sayılarla ilgili. Mantığını bilirseniz aslında çok basit. Üçüncü soru köklü sayılarla ilgili. Yine basit bir soru. Dördüncü soru kek bir soru arkadaşlar. Yerine yerleştirince çıkacak. Baktığımız zaman beşinci soru okuduğunu anlamak. Altıncı soru matematik bilmeye gerek bile yok. Yani şunu okuduğunuzda çok basit olduğunu göreceksiniz. Yedinci soru iptal edilen bir soru. Üstü mutlak değer her sene çıkıyor ve gerçekten güzel bir soruydu. Dokuzuncu soruya baktığımız zaman burada da matematik bilmeye çok gerek yok, yapılabilir. Onuncu soru matematik bilgisi gerektirmeyen bir soruydu. Onbirinci soru yine kendiniz yani sayarak bile yapabilirsiniz, yapılabilir. Denklem kurarak yapabilirsiniz, yapılabilen bir soruydu. Şurada kümeler var. Bir küme sorusu var. Bölme bölünebilme ile ilgili. Bölme bölünebilmenin kalktığı söyleniyor 2020 TYT için. Ben buna katılmıyorum arkadaşlar. Bölme bölünebilme mutlaka her öğrencinin bilmesi gereken bir konu. Yani buraya kadar baktığımız zaman 13-14 tane sorunun ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Fonksiyonlar mutlaka önemli arkadaşlar. Bakın 2 tane fonksiyon sorusu var. Sanıyorum 2019 TYT'nin en önemli zor kısmı problemleriydi. Zaten TYT problemlerden oluşuyor. Cebir kısmını geçerseniz 12-13 tane soruyu geçerseniz geriye kalanların tamamı problemlerden oluşuyor. TYT'de problemleri halleden matematiği halletmiştir zaten. Dolayısıyla TYT'de problemler diyoruz. Bir tane olasılık ve yaş sorusunu birleştirmiş zevkli bir soru. 10 tane de geometri vardı. Özellikle katlama soruları her sene geliyor arkadaşlar. Bu önemli. Yine güzel bir soru. Yapılabilecek basit bir soruydu. Yine katlama sorusu arkadaşlar. Basit bir soru, uzun olduğuna aldanmayın. Soru basit. Yine kesme ile ilgili kesme katlama sorusu gibi bir soru arkadaşlar. Katı cisimlerle ilgili mutlaka bir soru gelmekte. Bunlar önemli arkadaşlar. Fen kısmına geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar fiziğin yapılabilir olduğunu, çok zor olmadığını görebilirsiniz. Kimya biraz bilgi istiyordu ama yapılabilirdi. Biyoloji genel olarak basitti arkadaşlar. 2019 TYT'yi yorumladıktan sonra arkadaşlar çıkmış soru dağılımlarına bakabiliriz. Türkçe ve matematiği göstereceğim burada. Kalanlarının tamamını arkadaşlar web sitesinden indirebilirsiniz. mbaeğitim.com. Bu şekilde bütün derslerin TYT ve AYT bütün derslerin PDF'leri web sitesinde bulunmakta arkadaşlar. Bütün derslerin hepsini hazırladım. Bu şekilde videonun altındaki linke de koyacağım. Oradan da indirebilirsiniz. Baktığımız zaman 2019 TYT Türkçe'ye 28 tane okuduğunu anlamak ve yorumlamak, 22 tane, 21 tane paragraf, 3 tane cümlede anlam, 4 tane de sözcükte anlam olmak üzere 28 tane soru var arkadaşlar. Okuduğunuzu anlarsanız yapılabilir ama zor sorulardan oluşuyordu. Kalan 12 tane soru ise arkadaşlar dil bilgisi gerektiren sorulardan oluşuyordu. Son olarak matematiğe ve geometriye de bakalım. Ondan sonra arkadaşlar 2020 TYT tahminlerinde bulunacağım sizin için. 2019 matematiğe baktığımız zaman temel kavramlardan 4 tane, sayı basamaklarından 2 tane sorunun geldiğini görüyoruz. EBOB, EKOK artık uzun yıllardır çıkmıyor. Bu senede çıkacağını düşünmüyorum. Zaten müfredatta yok, öyle düşünüyorum. Problemlerin içine konulabiliyor. EBOB, EKOK problemlerin içinde sorulabilir. Baktığımız zaman 12 tane problem sorusu var. Kümelerden ve fonksiyonlardan mutlaka soru var. Polinomlardan 1-2 tane çıkmıştı önceki yıllarda ama 2019'da çıkmadı. 2020'de de çıkacağını düşünmüyorum. Yani AYT'de çıkabilir ama TYT'de çıkacağını sanmıyorum. 30 tane matematik, 10 tane de geometri vardı. Katı cisimlerden 2 tane soru var. Analitik geometri her sene geliyor. Çember ve daireden 2 tane soru var arkadaşlar. Matematik ve geometri soru dağılımları da bu şekilde. Dediğim gibi bunların bütün derslerini mbaeğitim.com sitemizden indirebilirsiniz arkadaşlar.
Şimdi 2020 TYT tahminlerinde bulunalım. Tabii ki arkadaşlar biz müneccim değiliz. Yani dediğimizin kesin bir garantisi yok. Bildiğimiz, gördüğümüz kadar şimdiye kadar sorulan işte yıllara göre baktığımızda, incelediğimizde bir fikir yürütmemiz gerekiyor. TYT zor mu? TYT zor değil arkadaşlar. Bunu bir kere bilin. TYT kolay ama TYT'ye hazırlıklı olmanız lazım. Hocam nasıl hazırlıklı olacağım dediğinizi duyar gibiyim. Hazırlıklı olmanın yolu arkadaşlar çok soru çözmek ve hızlı olmak, bu bir. İkincisi dikkatli olmak, bu iki. Üçüncüsü okuduğunuzu anlamak. Hız, dikkat ve anlama diyoruz. Bu üçü birleştiği zaman TYT yapılabilir, basit bir şey arkadaşlar. Yani 120 tane TYT sınavından, 120 tane TYT sorusundan da 30-40 tane de bir zahmet yapın. Tabii ki 30-40 tane size yetmeyecek ama gerçekten yapılabilir. 80-90 tane iyi çalışan bir öğrenci 100 tane de yapabilir. Çok iyi çalışan bir öğrenci bunu fulleyebilir ama çok iyi çalışması ve zamanını iyi kullanması lazım. 2020 TYT'de Türkçenin arkadaşlar yine zor olacağını düşünüyorum. Ya Türkçe zor olacak ya matematik zor olacak. İkisinden biri her sene değişiyor. Yani zor olacak dediysem de çok aşırı zor olacağını düşünmüyorum. Sadece sorular biraz uzun olabilir. Bu gözünüzü korkutmasın. Yeni nesil sorular biraz uzun oluyor arkadaşlar. Ama zorsa uzun soruların çözümleri daha basit olur. Bunu asla unutmayın. Uzun soruların çözümleri her zaman daha basittir. Sadece okuduğunuzu anlayacaksınız, yorumlayacaksınız. Bol bol kitap okumayı unutmayın. Bol bol soru çözmeyi unutmayın. Bol bol deneme çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız TYT asla zor değil ve 2020 TYT'nin de 2019 TYT ayarında geleceğini düşünüyorum. Çok sürprizlerin olacağını sanmıyorum arkadaşlar. 2019 konu dağılımlarına bakın ve onlara iyi çalışın. Yeni sürpriz videolarımız gelecek arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de, beğen butonuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.